الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أمرت ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Tevbe suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizden surenin 85. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 85. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta bu sezonun son dersini yapacağımızdan surede biraz daha epey kaldığından bu hafta inşallah biraz hızlı gideceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah bu sezonun son dersini yapıp 9. ayın 16'sına kadar inşallah Konya dışına öteki şehirlere sohbet etmeye inşallah gitmeye çalışacağız. Bugün okuduğum 85. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ. Ey Peygamberim! Sakın ha şu münafıkların malları ve evlatları seni ilgilendirmesin. Mal, ekonomik gücü, evlatla askeri gücü, siyasal gücü temsil eder. Daha önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. Ey Peygamber! Şu münafıkların ekonomik ve siyasal güçleri, ekonomik ve askeri güçleri sakın seni imrendirmesin. Yani neden bu kafirlere, bu münafıklara ekonomik ve siyasal güç veriliyor da bize verilmiyor diye sakın bir hayıflanma içine düşme. Sakın bir şahsiyet bozukluğu yaşama ey Peygamberim. Çünkü innama yuridullahu en yu'azzibahum biha fid dunya. Allah o verdikleriyle dünya hayatında onlara azap etmek istiyor. Ve tezheka enfusuhum ve hum kafirun. Ve de kafir olarak onların can vermesini istiyor Allah. Onun için onlara çok mal veriyor, ekonomik güç veriyor, askeri güç veriyor, siyasal güç veriyor. Daha önce de geçmişti aynı surede bu ayeti kerime. Demek ki şu kafirlere, şu münafıklara borca mal verilmesi, ekonomik güç verilmesi, siyasal ve askeri güç verilmesi onların hayrına değildir. Allah bu verdikleriyle onlara dünyada azap etmek istiyor. Kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor Allah. İşte şu Amerika, ekonomik güç sahibi, askeri güç sahibi, siyasal güç sahibi, işte İngiltere, işte İsrail, işte Avrupa. Allah bunlara ekonomik ve siyasal güç vermiş, askeri güç vermiş. İşte bu güçleri sebebiyle şu anda onlar Allah'la savaşa tutuşuyorlar ya, bu güçlerine güvenerek şu anda yeryüzünde Müslümanları yok etme kavgası veriyorlar ya,
Dünkü münafıklar da işte o mallarına, ekonomik güçlerine bekçilik yapacağız diye o cihattan geri kalmışlardı ya. Bu malları onların Allah'a, Allah'ın istediği şekilde kul olmalarına engel olmuştu ya. İşte demek ki bu kafirlere, bu münafıklara çokça mal verilmesi, ekonomik, siyasal ve askeri güç verilmesi kesinlikle onların hayrına değildir. Allah dünyada bu verdikleriyle onlara azap etmek istiyor ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَمْ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ Ne zaman ki bu tür münafıklara Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman edin ve Allah yolunda Allah'ın elçisiyle birlikte sefere çıkın, savaşa çıkın diye bir sure indirildiği zaman اِسْتَذَنَكَ اُلُبْ تَوْلِبِنْهُمْ Onlardan güç kuvvet sahipleri, ekonomik ve siyasal güç sahipleri bu savaştan geri kalmak için senden izin isterler. وَقَارُوا derler ki اِذَرْنَا Bizi bırak ey Muhammed! Bizi kendi halimize bırak. نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ Biz oturanlarla birlikte oturalım. Evet, ne zaman ki Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman edin, Allah yolunda peygamberle birlikte sefere çıkın diye bir ayet indirildiği zaman, ekonomik güç sahipleri, siyasal güç sahipleri, güçlerinden, kuvvetlerinden, işlerinden, güçlerinden, fabrikalarından, dükkanlarından, iş yerlerinden, bürolarından, şirketlerinden, yani zevklerinden ve eğlencelerinden taviz vermeye yanaşmıyorlar. Bütün bu mallarını, dükkanlarını, tezgahlarını geride bırakıp Allah yolunda bir sefere çıkamıyorlar. Bakın, tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Diyorlar ki, bu işe bir de kılıf buluyorlar. Bakın diyorlar ki, verna, bizi bırak ey peygamber. Lekum ma'al qa'idin, biz oturanlarla birlikte oturalım. Yani şunu demeye çalışıyorlar. Ey peygamber bir düşünsene. Bizim paralarımız olmasa siz bir adım bile atamazsınız. Biz paralarımızla sizi desteklemesek bu hizmetleri nasıl yapacaksınız? Bir düşünsene ey Muhammed. Bizim dükkanlarımızı, iş yerlerimizi kapatıp savaşa gitmemiz hayırsızdır. Dükkanlarımızda, iş yerlerimizde para kazanıp sizi desteklememiz çok daha hayırlıdır. Bizi bırak, işimize, gücümüze devam edelim. Para kazanma imkanımızı sürdürelim. Böylece sizi destekleyelim, size yardım edelim diyorlar. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Ekonomik güç sahipleri, siyasal güç sahipleri, imkan ve fırsat sahipleri, yani servet sahipleri, o servetlerini bırakıp Allah yolunda bir sefere çıkamamışlar. Halbuki malı olan malıyla, canı olan canıyla, malı ve canı olan ikisiyle birlikte Allah yolunda savaşmak zorundadır. Zenginlerin sadece biz paramızla sizi destekleyelim, yürüyün arkanızda olalım demeleri onları asla sorumluluktan kurtarmamaktadır. Çünkü işte az önce de ifade ettim, malı olan malıyla, canı olan canıyla, malı ve canı olan da ikisiyle birlikte Allah yolunda savaşa çıkmak zorundadır. رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ Bunlar geride kalanlarla birlikte oturup kalmaya razı oldular. وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Allah da bu tavırlarından dolayı onların kalplerine öyle bir mühür vurdu ki artık fıkh edemiyorlar, anlayamıyorlar, kavrayamıyorlar. İçinde bulundukları durumu değerlendirmeye tabi tutamıyorlar. Bu savaştan kaçmalarının karşılığında nasıl bir cenneti kaybettiklerini, nasıl bir azaba doğru gittiklerini fark edemiyorlar, fıkh edemiyorlar. Allah korusun. Onlar böyledir ama لَكِنْ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا مَعَهُ Lakin Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve
onunla birlikte inananlar var ya, cahedû bi emvâlihim ve enfusihim. Onlar canları ve mallarıyla Allah yolunda savaşa çıkıyorlar. Ve ulâike lehumul hayrât. Bütün hayırları Allah onlar için hazırlamıştır. Bütün hayırlar onlara aittir. Ve ulâike humul muflihûn. Felaha erenler, başarıya erenler, yarıp geçenler işte onlardır. Evet, münafıkların sadece malımızı al ey peygamber, biz malımızla destekleyelim, bizi bırak geride kalanlarla birlikte oturalım tavırlarına karşılık Allah'ın elçisi ve müminler Peygamber aleyhisselam ve onunla birlikte iman edenler, Peygamber gibi düşünenler, Peygamber gibi iman edenler, Peygamber teslimiyetine sahip çıkanlar, Peygamberin takvasına sahip çıkanlar, Peygamberin görünmesine girenler, Peygamberin kaptanlarına evet diyenler, Peygamberin misyonuna sahip çıkanlar, sadece mallarıyla değil, sadece canlarıyla da değil, جَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ. Onlar malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Bütün hayırlar onlar içindir. Allah bütün hayırları onlar için yaratmıştır. وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ve de onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Felah kelimesi yarıp geçmek anlamına, aşıp geçmek anlamına bir kelime. Onlar yarıp geçenlerdir. Neyi yarıp geçenlerdir? Bir kere nefislerinin cimriliğini yarıp geçenler, nefislerinin korkaklığını yarıp geçenler, sonra Sırat köprüsünü aşıp cennete ulaşanlar, cehennem ablukasını, azap ablukasını yarıp cennete uçan kimselerdir onlar. وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah onlar için zemininden ırmakların akıp durduğu ya da tahtı tasarruflarında yetkileri altında ırmakların çağlayıp durduğu, içinde ebediyen kalacakları cennetler hazırlamıştır. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ. İşte en büyük kurtuluş budur. En büyük kurtuluş budur. Dünyada insanlar bir kısım şeyleri kurtuluş olarak görebilirler. Tamam, belki bunlar da kurtuluştur. Mesela çok şükür veremi yendim, kurtuldum. Çok şükür borçları ödedim, kurtuldum. Çok şükür mahkeme heyetini ikna ettim, hapse girmekten kurtuldum. Çok şükür insanların gözünde, el alemin gözünde şöyle bir konuma düşmekten kurtuldum. Tamam, belki bunlar da kurtuluştur dünyada ama en büyük kurtuluş cehennemden kurtuluştur. En büyük kurtuluş cenneti kaybetmekten kurtuluştur. En büyük kurtuluş cennetle kucaklaşma, cennetle bütünleşme kurtuluşudur. Bunu unutmayalım, işte Allah bunu anlatıyor. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ. İşte en büyük kurtuluş budur. Buraya kadar Medine'de yaşayan şehirli münafıkların, nifaklarından söz ettiği Rabbimiz, bundan sonra da Medine'nin dışında Taşra'da köylerde yaşayan bedevi Araplardan, bedevi münafıklardan söz etmeye başlayacak. Bakın şöyle buyuruyor. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُدْذَنَ لَهُمْ. Medine'nin dışında oturan, köylerde, çölde oturan bedevi Araplar yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanıp bu savaştan geri kalmak için, izin istemek için geldiler. Önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanıp geldiler. Kimisi dedi ki, vallahi ya Resulallah, başımı taşıyacak vaktim yok. İşte işim, aşım, dükkanım, telaşım, çekim, senedim. Vallahi şu anda savaşa gidecek imkanım yok. İzin ver, ben bu seferden geri kalayım. Kimisi dedi ki, vallahi ya Resulallah, evimiz aç ve açıktadır. Evimizi kime emanet edeceğimizi bilemiyoruz. İzin ver, bu seferden geri kalalım.
Kimisi dedi ki, vallahi ya Resulallah, bizler şu anda nefis muhasebesiyle meşgulüz. Büyük cihatla meşgulüz. Şu küçük cihada siz gidin, bu savaşı siz yapın, bizi şu büyük cihatla baş başa bırakın. Kimileri dedi ki, vallahi ya Resulallah, ben çok muttaki birisiyim. İstersen sor arkadaşlarıma, ama gideceğimiz yerde Rum diyarında Bizans'ın kızları, kadınları çok güzelmiş. Ben de kadınlara çok düşkünüm. Ne olur beni bu işten muaf tut. Taş yapacağız derken göz çıkarmayalım, bir günaha düşmeyelim. Cihat gibi ulvi bir hedefle çıktığımız o seferde kendimizi berbat bir konuma getirmeyelim. Bize izin ver ey Allah'ın Resulü gibi yılınlarla mazeretlerin arkasına saklanıp işte o bedevi Araplar peygamberden izin istemeye geldiler. وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bir de Allah ve Resulüne karşı yalan söyleyenler, Allah'a iman konusunda, Allah'a teslimiyet konusunda yalan söyleyenler, peygambere tebeiyet konusunda, peygambere ittiba konusunda yalan söyleyenler de hiçbir mazeret bile beyan etmeden, izin istemeye bile gelmeden oturup kaldılar, o seferden geri kaldılar. Şimdi ne oldu? Demek ki gerek Medine'li münafıklardan, gerekse Medine'nin dışında köylerde yaşayan münafıklardan bir kısmı mazeret ileri sürdüler, bir kısım mazeretler buldular, peygamberden izin istediler ama bir kısmı izin isteme gereği bile duymadan, mazeret bile ileri sürmeden o seferden geri kalmış oldular. سَيُسِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlardan kafirlere gerçekten elim bir azap dokunacak, dayanılmaz bir azap dokunacak. Peki, bütün bunları Cenab-ı Hak detaylı bir biçimde anlattı bu surede bize. Peki, acaba bu savaştan muaf tutulacak, yani gerçek mazeret sahipleri hiç mi yok? Yani sizler gelmeyebilirsiniz denebilecek insanlar hiç mi yok? Bakın bundan sonraki ayeti kelimesinde de mazeret sahiplerini, yani o savaşa gelmeme konusunda mazur sayılanları şöylece anlatıyor. لَيْسَ عَلَى الضُعَفَاءِ zayıflar için وَلَا عَلَى الْمَرْضَى hastalar için وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ Bu seferde harcayacak hiçbir ekonomik gücü olmayan fakirler için haracun bir vebal yoktur. Bu savaştan geri kalmalarında bir vebal yoktur, bir sorumluluk yoktur. Kimmiş bunlar? Birincisi zayıflar. Ya yaşlılar, ya bir azasında noksanlık olanlar, işte gözü kör, ayağı topal olanlar, İhtiyarlar, zayıflar, sonra hastalar, yani yatalak olan, ayağa kalkamayacak seviyede hasta olanlar, bir de bu sefer esnasında ok alacak, mızrak alacak, kılıç, kargı alacak, kalkan alacak, binip alacak, yani deve ya da at alacak, harcayacak hiçbir parası olmayan talibanlar bu sefere çıkmaktan muaf tutuluyor. İşte gerçek mazeret sahipleri bunlardır. Peki hangi şartta bunlar geride kalabilir? اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Bunlar bir şartla bu savaşa gitmeyebilir. Bir şartla. O neymiş? Allah ve Resulüne karşı bağlılıklarını sürdürdükleri sürece. اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulüne karşı bağlılıklarını sürdürdükleri sürece. Peki Allah ve Resulüne karşı bağlılıklarını sürdürdüklerini nasıl ispat edecek bu insanlar? Şöyle, çevrelerindeki mümin kardeşlerine nasihat edecekler, onları eğitmeye çalışacaklar geride kaldıkları sürece, onlara İslam eğitimi verecekler, bir de Allah ve Resulü adına onları o savaşa teşvik edecekler. Oğlum, yeğenim, kardeşim, amcam, dayım, babam, vallahi eğer şu anda ben hasta olmasaydım, bir mazeret sahibi olmasaydım, bir dakika bile durmaz peygamberle birlikte bu sefere çıkardım. Hadi ne duruyorsunuz? Bir saniye bile durmayın,
peygamberi yalnız bırakmayın, siz de onunla birlikte bu sefere çıkın diye Allah ve Resulü adına çevrelerine nasihati sürdürdükleri sürece, onları bu sefere teşvik ettikleri sürece, bir de onların eğitimiyle, İslami eğitimiyle meşgul oldukları sürece, işte bu üç sınıf insanın geride kalmasında hiçbir sakınca yokmuş, hiçbir veba yokmuş. Ma alel muhsinine min sebil, böyle muhsinler için de onları kınamaya bir yol yoktur. Onları yargılamaya bir yol yoktur. Onları suçlamaya herhangi bir yol yoktur. Hiç kimse niye geri kaldınız, neden bu sefere çıkmadınız diye onları sorgulamaya, onları yargılamaya, onları kınamaya hak sahibi değildir. Bunlar gerçekten meşru mazeret sahipleridir. Vallahu gafurun rahim. Allah gafurdur. Allah hataları örtendir, kusurları bağışlayandır. Allah çok acıyan, çok merhamet edendir. Bir başka mazeret sahibi daha varmış bakın. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Bir grup insan daha var Medine'de. Bunlar çok fakir. Geliyorlarmış Peygamberimizin huzuruna. Ey Muhammed! Bugün sana bir bilet veren filan oldu mu? Bize bir bilet sağlayabildin mi? Biz de bu sefere çıkmak istiyoruz ama bize verebileceğin bir bilet, bir deve, bir at filan var mı diye soruyorlarmış. Onlar her soruşunda da Allah'ın Resulü, hayır şu ana kadar bana böyle bir bilet veren olmadı, benim size verebileceğim hiçbir biletim yok diyordu. Onlar da üzüntülerinden, bu sefere çıkamamanın üzüntüsünden dolayı gözleri dolu dolu, gözleri yaşlı bir biçimde evlerine dönüyorlardı. İşte bunlar da yani bilitleri olmadığı için, o sefere çıkabilecek bilitleri olmadığı için bunlar da bu savaştan kalma konusunda mazurdurlar. Bunlar da kınanmayacaklar, bunlar da sorgulanmayacaklar. Her gün geliyorlarmış, soruyorlarmış Peygamber Aleyhisselam'a. Ya Resulallah, bugün bize verilebilecek bir bilet veren oldu mu size? Allah'ın Resulü, hayır size bir bilet bulamıyorum, sağlayamıyorum diyor. Onlar da gözleri yaşlı bir biçimde geri dönüyorlardı. Bakın, burada niyet çok önemli. İki Müslüman düşünün, böyle bir atmosferde, böyle bir ortamda, ikisi de hasta ama birisi hasta oluşuma seviniyor. Elhamdülillah ki tam bu sefer esnasında hasta oldum, malımı ve canımı kurtardım, malımı ve canımı garanti aldım, Müslümanlarla birlikte bu sefere çıkmadım diye hasta oluşuma seviniyor. Ötekisi de o ortamda tam sefere çıkma esnasında hasta oluşunu bir talihsizlik olarak görüyor. Rabbim acilen şifa verse de ben de bu kardeşlerimin arkasından yetişsem diyor. İşte insanlar bu noktada niyetleriyle ayrılacaklardır. Her zaman söylüyorum, niyet amelden önceliklidir. Niyet amelden üstündür. Bakın ortada niyeti olmayan bir amel var ama ameli olmayan bir niyet var. Ameli olmayan, amele dönüşmemiş bir niyet, güzel bir niyet, amele dönüşmüş kötü bir niyetten daha üstündür. Bir iki örnek vereyim. Bir aile düşünün ki aman çocuğumuz olmasın diye tedbir üstüne tedbir alıp dururken kazara Allah onlara bir çocuk vermiş. Niyetleri olmadığı için bu amel salih bir amel değil. O amelin sevabını göremeyecekler ama aman bir çocuğumuz olsun da İslam cemaatine bir nefer daha yetiştirmiş olalım, Allah'ın dinine bir hizmetçi eğitmiş olalım çabası içinde olan bir aileye Allah hiç çocuk vermiyor, çocuklar olmuyor. Onların bu güzel niyeti ötekilerinin amelinden Allah katında daha üstündür. Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, bir Müslüman düşünün ki Allah ona çokça mal vermiş. O malın vericisini bilmiş, malın gerçek sahibi Allah'ı tanımış ve o malı Allah yolunda borca infak ediyor. Çevresindeki garibanlarla paylaşıyor. Borca dağıtıyor.
İkinci bir mümin daha düşünün ki diyor Allah'ın Resulü, onun infak edecek hiç malı mülkü yok. O öteki Müslüman kardeşini göstererek diyorsa ki, vallahi şu kardeşine verdiği gibi Allah bana da borca mal verseydi, ben de aynen onun yaptığı gibi o malı Allah yolunda harcardım diyorsa, o ikisi sevapta eşittir diyor Allah'ın Resulü. Bakın adamın hiçbir şey yok, hiçbir şey dağıtmıyor ama niyeti güzel. O kardeşine verdiği gibi Rabbim bana da borca mal verseydi, vallahi ben de onun gibi o malı dağıtırdım diyorsa, ikisi sevapta eşittir diyor Allah'ın Resulü. Bakın, Peygamberimiz Tebuk seferine çıktı, bir yerlerde konakladı. Sahabenin pek çoğunun işiteceği, bakın şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki, ey Müslümanlar, şu anda arkanızda kalmış, Medine'de kalmış, sizinle birlikte bu sefere iştirak edememiş nice kardeşleriniz var ki, adım attığınız her bir vadide, konakladığınız her bir bölgede, yürüdüğünüz her bir ortamda onlar sizinle birlikte olmasınlar. Onlar sizin sevaplarınıza ortak olmasınlar buyurdu. Sahabe-i kiram efendilerimiz dediler ki, ya Resulallah nasıl olur? Biz bu sefere çıktık ama onlar geride kaldılar. Nasıl olur onlar bizim sevaplarımıza ortak olurlar? Allah'ın Resulü buyurdu ki, onlar da sizinle birlikte çıkma azmi niyeti içindeydiler ama imkansızlıkları sebebiyle fırsat bulamadıkları için çıkamadılar. Onların gönülleri sizinle birlikte adım attığınız her bir vadide, konakladığınız her bir bölgede, düşmana salladığınız her bir kılıçta bilesiniz ki onlar sizinle beraberdir, sizin ecirlerinize, sizin mükafatlarınıza ortaktırlar. İşte bu mazeret sahipleri kınanmayacak. Peki kim kınanacakmış? Kim sorgulanacakmış bu konuda? اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَسْتَذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَا Zengin oldukları halde, imkanları olduğu halde, fırsatları olduğu halde bu sefere çıkmamak için özür beyan edip senden, peygamberden izin isteyenler var ya, işte onlar sorgulanacak. Çünkü رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَارِفِ Onlar geride kalanlarla beraber oturmaya razı oldular. وَتَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Allah da onların kalplerine öyle bir mühür bastı ki artık bilmiyorlar. İleride kendilerini bekleyen cehennemi bilmiyorlar. Kaybettikleri cenneti bilmiyorlar. Durumlarını değerlendirme bilgisinden mahrumdur artık onlar. يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ Siz kendilerine döndüğünüz zaman, sağ salim Medine'ye döndüğünüz zaman onlar özür beyan edip sizden özür dileyecekler. Yılınlarla mazeretler uydurup sizden özür dileyecekler. قُلْ De ki Peygamberim لَا تَعْتَذِرُوا Bizden özür dilemeyin. لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ Ebediyen size inanmayacağız. Sizin sözlerinize asla güvenmeyeceğiz. Hainler boşuna bizden özür dilemeyin. Boşu boşuna yılınlarla mazeretler uydurup bizden özür dilemeye kalkışmayın. لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ Ebediyen size inanmayacağız. Sözlerinize güvenmeyeceğiz. Çünkü قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ Allah bize sizin haberlerinizi bildirdi. Sizin kalplerinizi, sizin niyetlerinizi, sizin içinde bulunduğunuz durumlarınızı Allah bize haber verdi. Biz Allah bilgisiyle sizi tanıyoruz. Boşuna kendinizi kamufle etmeye kalkışmayın. Boşuna yılınlarla mazeretler uydurmaya kalkışmayın. Biz sizi Allah bilgisiyle tanıyoruz. Allah sizin durumlarınızı bize haber verdi. Biz sizi tanıyoruz. Size ebediyen inanmayacağız, güvenmeyeceğiz. Sonra iş bitmiş de değildir. Gerçekten samimiyseniz, gerçekten şu uydurduğunuz mazeretlerinizde haklıysanız, o zaman وَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَا لَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü sizin bundan sonraki amellerinize bakacak. Allah'ın murakabesi bundan sonra sizin üstünüzdedir. Peygamberin gözü bundan sonra sizin üstünüzdedir. Gerçekten samimi misiniz, değil misiniz?
Bu mazeretlerinizde, savaştan geri kalışınızda ciddi misiniz, değil misiniz? Bundan sonraki hayatınıza bakılacak. Gerçekten bir başka seferde nasıl davranacaksınız? Namaz konusunda, cihat konusunda, zekat konusunda, Allah'ın istediği salih ameller konusunda nasıl davranacaksınız? Her şey bitmedi ki, bundan sonra gözetleneceksiniz. Allah'ın murakabesi sizin üstünüzdedir. Peygamberin gözü sizin üstünüzdedir. Bakacağız bundan sonraki hayatınıza. Samimi misiniz, değil misiniz? Ciddi misiniz, cıvık mısınız? Bu çok yakında açığa çıkacak. Sonra ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bizi bu dünyada kandırsanız bile, bundan sonra da yine maskelerinizi muhafaza edin, yani gösteriş için namaz kılın, gösteriş için oruç tutun, riyakar bir biçimde infakta bulunun, bundan sonra da bizi kandırmayı sürdürseniz bile, peygamberi kandırmayı başarsanız, müminleri aldatmayı başarsanız bile, çok yakında gaybın da şehadetin de bilicisi, gaybın da şehadetin de alimi olan Allah'ın huzuruna gideceksiniz. O Allah zaten sizin ne olduğunuzu, ne mal olduğunuzu, ne niyet taşıdığınızı, hangi şartlar altında bulunduğunuzu bir bir Allah size haber verecek. Yani nifakla kimsenin kurtulması mümkün değil. Mazeretlerle Allah yolunda bir savaştan kimsenin kurtulması mümkün değil. İnsanları kandırsanız bile, peygamberi bile ikna etseniz bile, yarın gaybın da şehadetin de alimi olan Allah'ın huzuruna vardığınız zaman Allah bütün sırlarınızı düğüm düğüm çözecek, bütün esrarınızı deşifre edecek, alemin gözü önünde sizi teşhir edecek. O zaman Allah'ı kandırmanız mümkün değil. سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُ عَنْهُمْ Kendilerine çıkışmayasınız diye, kendilerini azarlamayasınız diye, kendilerini sorgulamayasınız diye, siz onlara döndüğünüz zaman Allah adına yemin edecekler. Vallahi de billahi de gerçekten bizim mazeretimiz vardı, bu savaşa çıkmama mazeretlerimiz vardı diye yemin edecekler. Allah diyor ki bakın, فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ Ey müminler, ey Müslümanlar, böylelerinden yüz çevirin. Böyleleriyle ilginizi, alakanızı kesin. Çünkü اِنَّهُمْ رِجْسٌ Onlar pisliktir. Onlar necistir, onlar pistir, pisliktir. Böyle pisleri kardeş olarak nasıl bağrınıza basacaksınız ey müminler? Böyle pisleri, böyle necisleri dost olarak nasıl içiniz alacak? İlginizi kesin onlarla, alakanızı kesin onlarla. Çünkü وَمَنْ وَهُ cehennem Böyle pisleri ancak cehennem patlar. Böyle necisleri ancak cehennem ateşi temizler. Onların varacağı yer cehennemdir. Cezaen bima kanu yeksibun Şu yaptıklarına karşılık, şu savaştan kaçmalarına karşılık, şu Allah ve Resulünün cihat çağrısını duymazdan gelmelerine karşılık onların gideceği yer cehennemdir. O pisleri, o pedristleri ancak cehennem ateşi temizler. يَحْرِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ Kendilerinden razı olmanız için onlar yemin ederler. فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ Ey müminler siz onlardan razı olsanız bile, onlardan hoşnut olsanız, onları bağışlasanız bile فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Bilesiniz ki işte böyle itaatten çıkmış, Allah'a kulluktan çıkmış insanları asla Allah bağışlamayacak. Onlardan asla Allah hoşnut olmayacak. Asla onlardan razı olmayacak. Öyleyse gazabınız Allah'ın gazabı olsun. Rahmetiniz Allah'ın rahmeti olsun. Allah'ın gazap ettiklerine siz de gazap edin. Allah'ın rahmet ettiklerine siz de rahmet edin. Allah'ın dost bildiklerini siz de dost bilin. Allah'ın düşman bildiklerine düşmanca tavır takının. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın ey müminler. Allah'ın yol gösterisine tabi olun. El-A'rabu eşeddu kufran ve nifakan. Şu köyde yaşayan Araplar
Medine'nin dışında köylerde yaşayan, badiye ehlinden olan, yani çölde yaşayan bedevi Araplar, küfür ve nifak yönünden çok daha şiddetlidirler. وَاَجْدَرُوا اَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ. Bir de Allah'ın peygamberine indirdiği ayetlerinin sınırlarını çiğneme noktasında, o ayetlerin hudutlarını çiğneme noktasında onlar daha öndedir, daha yakındır. Kim bunlar? Bunlar köyde yaşayanlar. Bakın, Allah öyle diyor. Medine'nin dışında köyde yaşayan bedevi Araplar var ya, küfür ve nifak yönünden onlar çok daha şedittir, şiddetlidir ve de Allah'ın gönderdiği ayetlerin sınırlarını çiğneme noktasında, Allah'ın ayetlerini uygulamama noktasında, Allah'ın ayetlerine karşı gelme noktasında onlar daha öndedir, daha layıktır. Anlayabildiğimiz kadarıyla köylüler ve şehirlilerin bir değerlendirmesini yapıyorlar bunlar. Böyle anladık. Köyde yaşayanlar küfür ve nifak yönünden daha şiddetliymiş. Bir de Allah'ın sınırlarını, Allah'ın haram helal sınırlarını çiğneme noktasında daha cesurmuş onlar. Neden? Çünkü peygamberi dinleme imkanları yok. Ayda yılda bir geliyorlar Medine'ye, peygamberimizin sohbetine iştirak ediyorlar. Kur'an sünnet öğrenme imkanları çok sınırlı. Allah'ın ayetlerinin eğitiminden geçmiyorlar. Orada kitap bulmaları da mümkün değil. Bugünün köylüleriyle şehirlilerini de böylece mukayese edersek belki bilgilenme imkanından mahrumlar, derslere iştirak edemiyorlar. Kur'an sünnetle tanışma imkanları yok ve bir de kendi başlarına buyruk yaşadığı için köydeki insanlar otorite tanımıyorlar, peygambere itaati bilmiyorlar, otoriteye itaati de bilmiyorlar. Yani onların itaat melekeleri, mekanizmaları da gelişmemiş. Vallahi herhalde Allah öyle dediğine göre bugünkü köylüler de biraz öyle gibi değil mi? Yani küfür ve nifak yönünden biraz daha şiddetli onlar, Allah'ın ayetlerinin sınırlarını çiğneme noktasında, saba davranma noktasında biraz daha öndedir onlar. Hatta şunu da söyleyeyim, şurada Allah'ın ayetlerini dinleyen şu Müslümanlara nazaran, sizlere nazaran, bu ayetlerin bilgisinden mahrum büyüyen çevremizde nice yığınlarla insan sizden elbette farklıdır. Duyanlar farklı olacaktır, bilenler farklı olacaktır. Allah o farklılardan kılsın bizi. Ama şu çok tehlikeli, eğer bu kadar ayeti duyduğumuz halde hiç duymamış gibi bir hayat yaşarsak, duymayanlarla hiçbir farkımız olmazsa, Allah korusun, bu da büyük bir vebalın, büyük bir sorumluluğun, bunu da unutmayalım. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. Şu bedevi Araplardan, köyde yaşayan Araplardan kimileri var ki Allah yolunda yaptıkları harcamalarını angarya sayıyorlar, cereme sayıyorlar, yük sayıyorlar. وَيَتَرَبَّسُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ. Bir de sizin için, yani Müslümanlar için belalar bekliyorlar, musibetler bekliyorlar. Gelen zamanın, dönen devranın Müslümanların aleyhine işlemesini, belaların, musibetlerin Müslümanların başına gelmesini, böylece Müslümanların zayıflamasını, Müslümanların yok olup gitmesini istiyorlar. Sebep ne? Bunlar münafık ya. Bunlar zoraki namaz kılıyorlar. Bunlar Müslümanların korkusuyla oruç tutuyorlar ya. Müslümanlar zayıfladığı zaman bu baskıdan kurtulacaklar. Zoraki namazlar, zoraki ibadetten kurtulacaklar. Gavurluklarını ve münafıklıklarını çok rahat bir biçimde ortaya koyabilecekler ya. İşte bunlar Müslümanlar için musibetler bekliyorlar. Dönen devranın Müslümanlara hezimetler getirmesini, belalar getirmesini bekliyorlar. Ve de Allah yolunda yaptıkları harcamaları inanmadıkları için cereme sayıyorlar, yük sayıyorlar, angarya sayıyorlar. Böylelerini bugün de görmek mümkün. Fuhuş yolunda, kadın kız yolunda, içki yolunda, sefahet yolunda yığınlarla mal harcar adam,
hiç görmez onu, hiç yüreğine bakmaz. Ama Allah yolunda üç kuruş para çıktı mı cebinden, bir ömür boyu onu unutamaz. İçine bakmıştır adamın üzüntüsü. Niye? Allah'a inanmadığı için, zoraki verdiği için o infakı onu bir türlü unutamıyor. İşte Medine'nin dışında köylerde yaşayan bedeli münafık Araplardan söz ediyor Allah. Onlar verdiklerini angarya sayıyorlar, yük sayıyorlar ve de Müslümanlar için felaketler bekliyorlar, musibetler bekliyorlar. Peki Allah ne diyor ya? Aleyhim dairatus sevk. O Müslümanlar için bekledikleri musibetler kendi başlarına düşsün. Bakın bu bir Allah bedduası. Alçaklar Müslümanlar için musibetler bekliyorlar ya, o musibet kendi başlarına yıkılsın. Müslümanlar için bekledikleri belalar onların başlarına gelsin. Vallahu semi'un alim. Allah işitendir, Allah her şeyi bilendir. O alçakların gizli gizli Müslümanlar için söyledikleri bu sözlerin tümünü bilen ve işiten Allah, işte peygamberini böylece bilgilendiriyor, müminleri onlar konusunda böylece uyandırıyor. Peki bu bedevi Arapların, Medine'nin dışında çölde yaşayan bedevi Arapların hepsi böyle mi? Hayır, onların içinde gerçek müminler de var. Bakın Allah diyor ki, وَمِنَ الْاَعْرَابِ köylerde yaşayan bedevi Arapların içinde men yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman eden ve de ahiret gününe de iman eden ve yettehidu ma yunfiku kurubatin indallah, yaptıkları infaklarını İslam yolunda, savaş yolunda yaptıkları harcamalarını Allah'a yaklaşma vesilesi bilen, bir de وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ peygamberin salavatına, peygamberin duasına, peygamberin istiğfarına, peygamberin şefaatine nail olma sebebi bilen, vesilesi bilen kimselerdir onlar. اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. Dikkat edin! Onlar bu niyetle infak ettikleri sürece o infakları bana yaklaşmalarına vesiledir. Ben böylece kabul ettim. Bana kulluk vesilesidir onlar. Peygamberimin şefaatine nail olmaya vesiledir onlar. سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِهِ. Yakında Allah onları rahmetine idhal buyuracak. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ. Şu iman konusunda, takva ve teslimiyet konusunda, cihat konusunda, savaş konusunda, Allah'a itaat konusunda, peygambere tebeiyet konusunda, Allah ve Resulünün cihat çağrısına koşma konusunda bu ümmetin ilkleri var ya, kim onlar? مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ. Muhacir ve ensar efendilerimiz var ya, radıyallahu anhum ve razı anhum. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Evet, onlar bu ümmetin ilkleri, bu ümmetin kuşluk dönemini yaşayan, bu ümmetin en bereketli dönemini yaşayan bizim mümin efendilerimiz onlar. Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, خَيْرُ اُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَرُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَرُونَهُمْ. Ümmetinin en hayırlıları benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra ondan sonra gelenler, yani tabi'in, sonra ondan sonra gelenler tebe'u tabi'in. Hadisin ravisi diyor ki, üçüncü nesli peygamberimiz zikretti mi etmedi mi bunu bilmiyorum diyor. İki nesil zikretmiş Allah'ın Resulü. Ümmetimin en hayırlıları benim dönemimde yaşayanlar, sonra tabi'in denen ondan sonra gelenler, sonra tebe'u tabi'in denen ondan sonra gelenler. Bunlar gerçekten Allah'a iman konusunda, babalarına, kafir babalarına karşı tavır koyma konusunda, kafir devletlerine karşı, tağutlara karşı tavır koyma konusunda, tüm dünyanın kınamaları konusunda zerre kadar taviz vermeden
Allah ve Resulüne tabi olmuşlar, Allah yolunda sefere koşmuşlar. Bu ümmetin ilkleri ilk, bizim ilkimiz bunlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. Bunu anladık da, peki biz ne yapacağız? Ha, وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ بِيْحْسَانِ Güzellikle onlara tabi olanlar var ya, radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan da razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Kim onlar? Güzellikle sahabeye tabi olanlar. Ey Müslümanlar! Allah'ın sizden razı olmasını istiyor musunuz? Kim istemez ki bunu? Öyleyse sahabeyi iyi tanımak zorundayız. Sahabe toplumunu çok iyi tanımak zorundayız. Sahabeyi örnek almak zorundayız. Çünkü o dönemde İslam en güzel bir biçimde yaşandı, en güzel bir biçimde anlaşıldı, en güzel bir biçimde örneklendi ve pratik hayata aktarıldı. Hangi konunun çözümüyle karşı karşıya kalırsanız kalın, sahabeye gitmek zorundasınız. Hangi ayeti anlamak isterseniz sahabeye müracaat etmek zorundasınız. Dinin hangi hükmünü öğrenmek isterseniz sahabeye başvurmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Mesela bir tek ayet okuyayım ben. Allah diyor ki, ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, cilbaplarını üzerlerine alsınlar. Bu bir ayet. Nasıl anlayacağız bunu? Kimileri şöyle anlamış, kimileri böyle anlamış. Yok. O ayet bizden önce sahabe toplumuna geldi. Sahabe-i kiram efendilerimiz o ayete iman etti, anladı ve onu hayatlarında uyguladı. Bakalım sahabenin hanımları bu ayeti nasıl uygulamış? İşte bu ayetin çözümü sahabe toplumundadır. Çünkü kıyamete kadar olabilecek tüm problemlerin çözümü nübüvvet olarak sahabe toplumunda yaşamıştır. Toplum olarak sahabe geçmiş ve gelecek bütün toplumlardan hayırlıdır. Bunu unutmayın. Ama toplumsal yönden değerlendirmek zorundasınız. Yani Peygamber Efendimiz'in de arasında bulunduğu sahabe toplumu Musa Aleyhisselam'ın toplumundan hayırlıdır demek caizdir. İbrahim Peygamber'in toplumundan hayırlıdır demek, Nuh Aleyhisselam'ın toplumundan hayırlıdır demek caizdir. Toplum olarak mukayese etmek caizdir ama bireysel mukayese etmek caiz değil. Mesela sahabe toplumundan bir kişi Hazreti Ömer, İbrahim Aleyhisselam'ın toplumundan bir kişi İbrahim'den üstündür demek caiz değil. Bireysel bir değerlendirme caiz değil ama toplum olarak sahabe toplumu geçmiş ve gelecek bütün toplumlardan üstündür ve hayırlıdır. Hani Peygamberimizin bir sözü var. Tenkit etmişler, reddedenler çok. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtulursunuz. Peki o ashab içinde içki içenler var. Ebu Mihcen içki içmiş. Tutunalım mı? Biz de onu örnek alıp içki içelim mi? Hayır. Bu yanlış. Ashab içinde zina edenler de vardı. Tutunalım mı? Ona tutunup biz de kurtulalım mı? Biz de zina edelim mi? Hayır. O bireysel hareketlere sahabenin toplum olarak tavrı neydi? İşte bizim için örnek olur. İçki içene sahabenin toplum olarak tavrı nasıl oldu? Bizim için örnek olur. Zina eden bir Müslümana sahabenin tavrı, toplum olarak sahabe toplumunun tavrı ne oldu? İşte bizim için örnek olur. Evet, gerçekten Allah'ın bizden razı olmasını istiyorsa sahabe toplumunu iyi tanıyalım, asrı saadeti iyi tanıyalım, güzellikle onlara tabi olalım. O zaman Allah bizden razı olacak, biz ondan razı olacağız. Ve اَعَبْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Ve içinde ebediyen kalacakları, zemininden ırmakların akıp gittiği, suların çağlayıp durduğu cennetler hazırlamıştır Allah o kullar için. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte gerçek kurtuluş, en büyük kurtuluş budur. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ Medine'nin çevresinde köylerde yaşayan münafık Araplar var. وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ Bir de Medine'de nifak konusunda ısrarlı olan yine münafıklar var.
La ta'lemuhum, nahnu na'lemuhum. Ey Müslümanlar, ey peygamberi, siz onları bilemezsiniz. Onları ancak biz biliriz. Yani gerek Medine'deki münafıklar, gerekse taşradaki münafıklar, münafıklıkta öyle ileri gittiler ki, maskelerini gizleme noktasında, yani rol yapma noktasında öyle merhaleler kat ettiler ki, siz onları tanımakta zorluk çekersiniz. Onları ancak biz biliriz. Sen muaddibuhum merrateyn. Biz iki kere onlara azap edeceğiz. Thumme yuraddune ila azabin azim. Sonra da büyük bir azabın içine, cehennem azabının içine onları atıvereceğiz. Ve akarun a'tarafu bi zunubihim. Şimdi savaştan geri kalanların şöyle bir tasnifini yapacak Allah. Ve akarun a'tarafu bi zunubihim. Bir grup suçlarını itiraf ettiler. Bakın, savaştan geri kalan müminlerden 7 kişilik bir grup, rivayetlere göre bunların sayısı 7 kişiydi. Bunlar günahlarını, suçlarını itiraf ettiler. Halatu amelen salihan ve ahara seyyi'a. Bunlar salih ameli gayru salih amel ile karıştırdılar. Bakın, bunlar Müslüman. Savaştan geri kalmışlar ama İmanlarını kaybetmemişler. İman noktasında bir problem yaşamıyor bunlar da. Bunların problemi amel noktasında. Ameli bir nifakın ya da ameli bir fıskın içine düşmüşler. Salih ameli, gayru salih amele karıştırmışlar bunlar. Nasıl? Namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler Allah için. İmandan kaynaklanan salih bir amel işlemişler. Ama savaştan geri kalma gibi bir de gayru salih amel işlemişler. Hem salih amelleri var, hem de gayru salih amelleri var bunların. Ya da şöyle anlıyoruz, daha önce Bedir'de bulunmuşlar, Uhud'da, Hendek'te bulunmuşlar, salih amel işlemişler. Ama şimdi Tebuk seferinden geride kalarak gayru salih bir amel işlemişler. Salih ameli gayru salih amel ile karıştırmışlar. Ama dikkat edin, iman noktasında bir nifakın içinde değil. İman noktasında bir problemleri yok, problemleri amel noktasında. Bunlar 7 kişi, henüz Peygamberimiz o seferden Medine'ye doğru yönelince pişman olmuşlar, tevbe etmişler. Kendilerini Mescid-i Nebevi'nin direklerine bağlamışlar. Çevresindekilere demişler ki, vallahi de billahi de bizi çözmeyin. Peygamber Aleyhisselam dönüp de bizi bağışladığını, bizi affettiğini söyleyip de bizzat kendi elleriyle bizim şu bağlarımızı çözmedikçe bırakın çözmeyin bizi ölüp gidelim demişler. Allah'ın Resulü dönmüş, özürlerini ortaya koymuşlar. Vallahi ya Resulallah, biz sırf nefsimize mağlup olduk, bu seferden geri kaldık, hiçbir mazeretimiz yoktu demişler, özür dilemişler. Ve demişler ki, ya Resulallah, işte bütün mallarımız şuracıkta, bütün malımızı al İslam yolunda harca. Çünkü biz bu mallarımıza dekçilik yapacağız diye bu cihattan geri kaldık. Bu mallar bizi engelledi, bizi temizle ey Allah'ın Resulü, al bütün mallarımız senin olsun İslam yolunda harca demişler. Peki Allah ne diyor ya? خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرْهُمْ ve tüzekkihim biha. Peygamberim, onların mallarının tamamını alma. Bir kısmını al, onları temizle. O mallarını temizle. Onların nefislerini tezkiye et. Burada bir örnek vereyim bakın. Cuma suresinin beyanıyla cuma ezanı okunduğu andan itibaren bir Müslümanın alışverişini sürdürmesi haramdır. Dükkanını kapatmaması haramdır. O anda kazancının tamamı haram olmuştur. Aynen bunun gibi Allah ve Resulü bir savaşa çağırır da insanlar, Müslümanları Allah ve Resulü'nün davetine icabet etmek üzere sefere çıktıkları bir ortamda eğer geriye kalır da Müslümanlar hala dükkanlarını, ticaretlerini açık tutarlar da para kazanmayı sürdürürlerse bilesiniz ki onların kazancının tamamı pis bir necistir. İşte o mallarını temizle ey peygamberim. Hani zekatı verilmeyen mallar tamamen pistir ya,
Onlar da savaştan geri kaldığı için o esnada kazandıklarının tamamı pistir, haramdır ya. İşte ey peygamberim, onların mallarından bir miktar sadaka al da geri kalan mallarını temizle. Bir de vatüzekihim, savaştan kaçma suçundan dolayı onların nefislerini de arındır, tezkiye. Ey peygamberim, vassalli aleyhim, bir de onlar üzerine dua et, salavatta bulun. İnne salateke sekenun lehum. Çünkü senin onlara duan, onlar için bir huzur kaynağıdır, bir sekine sebebidir, huzura kavuşma sebebidir. Ya da günahlarının bağışlanmasının alametidir. Sen onlar için salavat getir, dua et. Vallahu semi'un alim. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Elem ya'lemu. Bu adamlar bilmiyorlar mı? Ennallâhe huve yakbalu tevbete an ibadihi. Kullarından tevbeyi alan, tevbeyi kabul eden Allah'tır. Ve yekhudus sadaka, yine sadakaları alan da Allah'tır. Bakın, tevbeyi alan Allah'tır. Tevbeyi kabul eden Allah'tır. Birilerinin huzuruna tevbe almaya gitmek, birilerinden tevbe almak, tevbe vermek diye İslam'da bir usul yoktur. Allah ile kul arasına hiç kimse giremez. Tevbeleri alan Allah'tır. Tevbe Allah'a yapılmalı, tevbe Allah'a verilmeli, Allah'tan alınmalı. İşte Rabbimiz bakın bu ayeti kelimesinde son derece açık ve net bir biçimde bu hususu anlatıyor. وَاَنَّ اللّٰهَ وَاَتَّوَّهُ الرَّح۪يمِ. Çünkü Allah dönüşleri çokça kabul eden tevvaptır, bağışlayandır, merhamet edendir. وَقُلْ يَعْمَلُمْ. De ki onlara ey peygamberim, hadi bakalım ne yapacaksanız yapın. Gerçekten bundan sonra samimi mi davranacaksınız? Ciddi misiniz? Cıvık mısınız? Bundan sonra göreceğiz. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah'ın elçisinin ve müminlerin gözü sizin üstünüzde olacak. Bir kısım mazeretler beyan ediyorsunuz. Şöyle şöyle diyorsunuz. Bakacağız. Dünyada bizi aldatsanız bile aynı ayet bir daha geldi bakın. وَسَتُرَبْدُونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Yakında gaybın da şehadetin de bilicisi, alimi olan Allah'ın huzuruna gideceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, hangi niyetin içinde olduğunuzu, hangi şartlarda olduğunuzu Allah bir bir orada açığa çıkaracak. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا. Hayır. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِيَمْلِ اللّٰهِ. Bir grup daha var. Savaştan geri kalan bunlar da mümin. Üç kişi bunlar. Bunların isimlerini hatırlayan var mı içinizde? Kâb bin Malik, Hilal bin Mirare mi? Ötekisi? Neyse bakın. Bakın. Üç kişi var. Bunlar da mümin. Allah diyor ki onların işi Allah'a kalmıştır. Onların işini Allah ertelemiştir. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Dilerse Allah onlara azap eder, dilerse Allah onların tevbelerini kabul eder. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ. Allah her şeyi bilen, her konuda hikmetle hüküm verendir. Bu üç Müslüman gidemediler. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Birileri mazeret uydurup peygamberden af dilediği halde onlar açık ve net bir biçimde hiçbir mazeretimiz yoktu ya Resulallah. Belki bundan önce bu kadar güçlü değildik. Bu sefer esnasında gerçekten atımız, devemiz vardı. Kılıcımız, kalkanımız, gücümüz, kuvvetimiz vardı. Nefislerimize mağlup olduk, gitmedik. Suçumuzu itiraf ediyoruz dediler. Allah'ın Resulü 55 gün bütün sahabesine onlara küsmeyi emretti. Kadınları da dahil, kardeşleri, babaları da dahil. 55 gün o Müslümanlar onlara küsüverdi. Sebep? Tavır koymalıydı Müslümanlar, kamuoyu oluşturmalıydı. Bir daha hiçbir Müslüman Allah ve Resulü adına çıkacak bir seferden kaçmamalı, geri kalmamalıydı. Bir daha hiçbir Müslüman böyle bir fıska teşebbüs edememeliydi, terbiye edilmeliydi. 55 gün Müslümanlar küsüverdiler. Bir gün kardeşi, bu Müslümanlardan birinin kardeşi bahçesini suluyormuş. Temelden atlamış, yakasından tutmuş kardeşini. Ben Müslüman değil miyim? Ben senin kardeşin değil miyim? Niye benimle konuşmuyorsun?
ben ne yaptım ki benimle konuşmuyorsun diye kardeşine çıkışınca kardeşi diyor ki, vallahi sen benim kardeşimsin ama Allah ve Resulü senden daha öncelikli. Onlar konuşmayın dediler, biz de konuşmuyoruz. Başka şey bilmiyoruz dediler. İnşallah önümüzdeki hafta o ayeti okuyunca biraz daha net ve açık göreceğiz. 3 sayfa okuduk, 3 sayfa kaldı. İnşallah önümüzdeki hafta geri kalan 3 sayfayı okur ve bu derslerimize son veririz. Allah hepimizden razı olsun. Razı olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman edip amel etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.